Buyurun Demir Ağa. Çayın tadına bakmak gibidir insanı tanımak. Daha ilk bakışında, ilk sözünde anlarsın. Çiğ mi, demli mi? Ben Hira'yı tanıdığım günden beri emindim. Onun katil olmadığını, olamayacağını. Söyledim de sana. Ama sen yüreğinin yangınından, acından, hırsından göremedin Demir Han. Yoksa o Hira'nın yüzü öylesine aydınlık ki, öyle birinin kalbinin karanlık olması imkansızdır. Her şey iyi, güzel, hoş da. Sen neden söylemedin o kızcağıza masum olduğunu? Nihan'ın ölümüne sebep olmadığını bilmeye en çok onun hakkı var, öyle değil mi? Elbette var usta. Ama eğer ona şimdi söylersem çok büyük bir şok yaşayacak. Burada kimi kimsesi yok. Gidecek bir yeri de. Ona masum olduğunu söyleyip azat etmem demek, boşluğa savrulması demek. Buna izin veremem. O yüzden önce ailesinden birini bulacağım. Sonra söyleyeceğim. Ona bir hayat kurmadan sen masumsun deyip onu bir bilinmezliğe gönderemem. Yaşanan bunca şeyden sonra bunu yapmak benim boynumun borcu. Medrese Yusufiye nedir bilir misin Demir Han? Yusuf Aleyhisselam bir haksızlığa uğrar, kendini zindanda bulur. Ama o bundan rahatsız olmaz. Ona verilen emir neyse onu yapar. İnsanlara Allah'ı anlatmaya devam eder. Sadece mekan değişmişti. Dışarıdakiler de insandı, zindandakiler de. İnsanlara pek çok şey öğretti. Ama elbette kendisi de bu zindanda çok şey öğrendi. Dışarıdan gelenler, Yusuf Peygamber'in bu gayret ve teslimiyetinden dolayı o zindana Medrese-i Yusufiye dediler. Velhasıl sen sana yakışanı görmüş, en doğrusuna karar vermişsin. Yalnız o kızcağızı esaretten, zindanından kurtarmak için asıl yapman gerekeni farkındasın değil mi? O zindana kendini atmadan o kızı çıkaramazsın. Ama tasalanma. Medrese-i Yusufiye sana da çok güzel şeyler öğretir. Orhun Demir Hanlı'nın bile bilmediği şeyler vardır elbet. Bu zamana kadar o senin eserindi. Ama artık aynı yolu paylaşıyorsunuz. Kendini de, onu da bu esaretten kurtar Demir Han. Bu kız masum dediğinde keşke sana kulak verseydim usta. Onca şey, o kadar eziyet, hiçbiri yaşanmamış olurdu. Ama gözümü öyle bir intikam hırsı bürümüştü ki, nasıl yaptım bunu? Nasıl anlamadım masum oldum? Ne
Kendini suçlama Demirhan'da. Senin gözlerin ölüm acısından perdelendi. Ama bak işte zamanı geldi. O perde aralandı. Artık gözün görebildiğine göre yolunda açık olacaktır.